Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomda size boş çamaşır makinesinin tambur temizleme programının nasıl çalıştığını göstereceğim. Şu ana yıkama bölmesine toz deterjan koydum. Makineyi başlattım. Çok az bir miktarda su aldı içerisine. Yani su üstte birazcık gözükecek kadar su aldı. Ondan sonra durdu. Suyu biraz ısıttı. Aslında size bu videoyu başlarken çekecektim ama ben tabii hani sonradan aklıma geldiği için çalıştırdıktan sonra nereden yakalarsam oradan kârdır dedim. Suyu biraz ısıttı. Ondan sonra içinde biraz döndürdü, biraz bekledi. Sonra hızlı bir şekilde çevirmeye başladı içerisinde. Tabii buradan sonrasında zaten kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Şu an hem birinci bölmeden hem ikinci bölmeden su alıyor. Üç bölmeden de su alıyor hatta. Aynen. Ön yıkamadan, ana yıkamadan ve yumuşatıcı bölmesinden su alıyor. Açık konuşmak gerekirse ben bunun bu kadar zevkli olduğunu bilmiyordum. Tambur temizleme ışığı sürekli yanıp sönüyordu. Aslında keşke onu da çekseydim size videoya başlamadan önce. Şurada bir yerde bir işaret var. Tamburu gösteriyor. Tamburun üstünde de yağ gösteriyor. Yani çamaşır makinesini alalı aşağı yukarı herhalde bir 6 ay oldu. 3 ayda bir boş olarak, 6 ayda bir de tambur temizleme deterjanıyla yapmak lazımmış. 6 ayı doldurdu. Kendisi sürekli ışık yanıp sönmeye başladı. İlk başta bir defa yanardı, yanıp sönerdi. Ondan sonra bir iki yıkama göstermezdi. Ama son yıkamalarda dikkatimi çekti. Sürekli olarak tambur temizleme ışığı yanıp sönmeye başladı. Ben de şansımı fazla zorlamayayım dedim. Direkt başlattım. İlk yıkamaya yetiştirebildim mi bilmiyorum ama ilk dakika o kadar hızlı döndü ki zannediyorsunuz ki sıkıyor. O videoya girdi mi girmedi mi bilmiyorum. Makinede sevmediğim bir özellik. İlk geldiği günden beri birincisi suyu çok 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 az alması. Yani bazen çamaşırın içerisinde kuru döndüğünü hissediyorum.
İkinci özelliği, abi şu ortadaki işaretin ne işi var? Nefret ediyorum ya, sinirlerim hopluyor. Yani bir şeye bakmak istiyorsunuz ya, ilk önce o gözünüze çarpıyor ve odaklanamıyorsunuz yani bakmak istediğiniz şeye. Bugün iki işi birden başlattım. Hem bulaşık makinesini dezenfekte ediyorum. İlacını almıştım, bayağıdır kullanmadım, orada duruyordu boş boş. Tam bulaşık yıkanacaktı, dedim dur artık yeter. İlacı makineye yerleştirdim. En sıcak dereceye getirdim, başladım çalıştırmaya. O makine kendini bir dezenfekte etsin. Gerçi zaten her yıkama da yapıyor da. İşte o yağlar, mağlar, bilmem neler falan varsa onları söküp atacak. Şimdi de sıra buna geldi işte. Bundan sonra bunlara bir süre belirleyeceğim. O süre zarfı geldiğinde, yani o süre zarfında yapacağım. Örnek veriyorum, Ocak ayında, işte bir de yılın ortasında, tekrardan Ocak ayında falan, Haziran'da. Şu an cep telefonu kamerası benim gördüğüm şekilde göstermiyor. Gösterse böyle içi o kadar böyle hoş dönüyor ki içine girip böyle yüzdesiniz var. Şöyle bir uyarı oluyor kağıdında çamaşır makinalarının. Eğer diyor uzun süre diyor 65 derece 60 derecede diyor çamaşır yıkamadıysanız diyor 3 ayda bir diyor mutlaka diyor çalıştırın diyor tambur temizleme programını. Bana kalırsa 60 derecede çamaşır yıkasanız da yıkamasanız da tambur temizlemeyi mutlaka çalıştırın. 3 ayda bir. Çünkü içinde çamaşır varken 60 derecede yıkanması başka. Çamaşır makinesi boşken temiz deterjanlı suyla temizlenmesi, sıcak suyla temizlenmesi bambaşka. Videoyu şu zaman zarfına kadar izlediyseniz eğer, bir şey çok hoşuma gidiyor çocukluğumdan beri. Öyle olanlara da deli diyorlarmış desinler, hiç de umurumda değil. Çamaşır makinesinin başına oturup izlemek o kadar hoşuma gidiyor ki. İsterse 6 saat yıkasın, 6 saat boyunca oturur izlerim, hiç canım sıkılmaz. Bilmiyorum niye böyle hoşuma gidiyor. Bir saat 10 dakikada başladı, bir saat kaldı şimdi. Neyse ben uzun süre çekmeyeceğim. Videoyu 10 dakikada bitireceğim. Farklı yıkamalar başlayınca onları da parça parça çekerim videoya. Videonun sonuna eklerim, öyle yüklerim.